Herkese mutlu akşamlar. 1907 Fenerbahçe e-spor takımımız FIFA'nın Pro Kulüp modunda Şampiyonlar Ligi'nde, VPL Şampiyonlar Ligi'nde bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Grubumuzun ilk maçı Fransa temsilcisi PCS e-spor takımına karşı oynuyoruz. Takımımıza başarılar dileriz. İlk dakikalarda Yiğit vurdu. Rakibin güzel bir müdahalesi var. Hızlı kullanılan bir top. Ömer. Koyunları kullandık. Oğuzhan Yücel. Eren vurdu. Karambol anı. Yine bir orada müdahale var. Takımımız hızlı başladı. Ömer'den bir orta. Arka direğe bu sefer indirilebilecek mi? Müdahalesi var. Rakip takımın. Şimdi sol kanattan çıkmaya çalışıyorlar. Orta sahada açık arıyorlar şu anda. Maestro. Batuhan Şipka güzel müdahaleyi yaptı. Yiğit'ten şimdi çok güzel bir pas Eren'in önüne. Eren baktı. İnanılmaz bir pas. Kaleciden büyük hata. Şimdi vurabilecek mi? Bir büyük hata daha. Alex ama Ömer attı. Hatalar zinciri. Bir anda kalecinin büyük hatası. Kalecinin bu topu bırakacağını düşünemeyen Alex. Orada da bir anda kendisi de şaşırdı. Ve ama çok güzel bir pas attı devamında. Golü atan Ömer ve 1-0 öndeyiz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisine karşı 1-0 öndeyiz. Golümüzün adı Ömer. Alex de bu arada çok güzel bir asist yaptı. İnsan Alex dediği zaman da bazen maziye gitmiyor değil. Alex. Deniz. Top taça gidiyor. Fenerbahçe'miz taç atışını kullanacak. Dakika şu anda 9. Haydi çocuklar, gol ve goller bekliyoruz sizden. Yine güzel bir pas ceza sahasında. Sağ kanatta Alex bir orta uzaklaştırıyor Lipoux. Hızlı kullanılan bir korner. Ömer Yücel arka direğe doğru. Batuhan indiremedi. Devamında Yiğit aldı. Ömer. Güzel baktı içeri. Topu kaptırmıyor. Yiğit'ten harika bir skill. Ceza sahası içerisinde bir karambol var. Uzaklaştırılıyor top. Takımımız şu anda gayet baskılı oynuyor. Bu arada şunun da bilgisini verelim. Takımımız 3 defans oynuyor. Riskli bir oyun ama Fenerbahçe takımı bunu gerçekten iyi oynuyor. Enis'ten mükemmel bir pas. Ceza sahasında Alex tekste gönderdi. Ömer vurdu, 2-0 oldu ama hakem. Hakem offside dedi. Enis'ten bir güzel pas. Bir ikincisi Alex'ten geldi ama hakem offside dedi. İyi başladık. Gol ve goller gelmesi lazım. Çünkü gayet iyi oynuyoruz. Deniz güzel bir pas attı Eren'e. Eren oralarda çok iyi yaptı işler. Bir şut, 2-0 oldu. Alex attı. 3 pasla golü bulduk. Öncesinde Deniz orta sahada topu kaptı. Eren'e gönderdi. Eren'den Alex'e mükemmel bir pas. Ve 2-0 öne geçiyoruz sevgili dostlar. Gol ve gollerin devamını bekliyoruz. Bu arada çok sert oynuyor Fransa temsilcisi. Golü yedikten sonra agresifleştiler. Eren ceza sahası içerisinde bir var kaç. Orada karambol var. Presimiz var. Presimiz sonuç vermedi. Maestro. Orta sahayı geçirmiyoruz. Gerçekten harika oynuyor takımımız. Orta sahayı geçirmiyoruz. Şimdi Alex. Alex baktı ceza sahası içerisine. Arkadaşının dağılımına. Deniz. Harika bir pas atıldı orada. Karambol var. Defans uzaklaştırır topu. Şimdi ceza sahasının sol kanadında Bahvas ama Furkan izin vermedi derken karambol. Son anda bir müdahale var. Hakeme bakıyorum. Hakem korner dedi. Furkan'ın güzel müdahalesi. Korner kullanacak Fransa temsilcisi. Paslaşarak kullandılar. Maestro öndüre göndermek istediler ama kaptan orada gerçekten çok tecrübeli. Kaptan Emir Şahin topu aldı ve takımına bir kontra atağı çıkartıyor. Gerçekten orada güzel bir müdahale yaptı. Çalışılmış bir organizasyonu vardı Fransız temsilcisinin ama buna izin vermedi Kaptan Emir Şahin. Maestro şimdi sağ kanattan geliyorlar. Rakibin sağ kanadından. Maestro. Geçmeye çalışıyorum ama Batuhan'dan sıyrıldı ceza sahasına. Orada Deniz Demet izin vermiyor. Güzel bir müdahale. Batuhan. Takımımız şu anda 2-0 önde. Rakip 2-0'dan sonra sanki biraz daha gelmeye başladı. Biraz daha atak yapmaya başladı. Umuyorum ki golü yemeyiz ve farkı daha fazla açabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzun ilk maçı. Evet, paslaştılar. Orada bir karambol var. Enis girmeye çalışıyor. Enis presini devam ediyor. Takımımız takım presi yapmaya çalışıyoruz. Ve müthiş aldık. Şimdi Eren gidiyor. Eren. Golcü Eren. Alex'e gönderdi. Alex'ten tekrar Eren'e. Eren ceza sahası içerisine baktı. Biraz fazla oynadı sanki orada. Topu. Ama gerçekten Yiğit harika bir presle takıma kazandırdı. Şimdi Yiğit oynadı. Kim var orada? Karambol var. Uzaklaştırıyorlar. Kaptan orada müdahale yapamadı. Gerçekten bu pres çok iyi yapıyor takımımız. Ceza sahasına girilen bir top. Kaleci Onur Taş'tan.
Şu anda sanıyorum ki maç boyunca ilk defa eline değen bir top. Defans oyuncularımız ve orta sahadaki oyuncularımız izin vermiyor rakibin gelmesine. Onur da ilk defa şu anda topa değebildi. Tabii ki bu bizim için iyi bir şey. İnşallah maç boyunca hiç değmez bu topları. Ceza sahasında Eren müthiş kaldırdı. Bir müdahale var orada. Hakeme baktım. Hakem oynayın dedi. Royce indirdi şimdi. Rakip yine kapandı. Emir, Yiğit, Enis, Eren gelmedi. Enis şimdi bir ceza sahası. Müthiş bir pas attı sakın adama. Oradaki Fransa temsilcisinin sol beki ismini göremiyorum. Güzel bir müdahale yaptı ama Enis'in pası da gerçekten harikaydı. Alex harika geçti. Alex son çizgi korner. Harika geçti. Takımımız gerçekten ileri bölgede. Şu anda rakibi çıkartmıyor. Bir orta. Uzaklaştırılan bir top var. Taç atışı Fenerbahçe'nin diyor hakem. Artık ilk yarının bitmesine son 3 dakika. Ceza sahasına ilk defa bu kadar net geldiler. Vuracaklar, kaptan yine izin vermiyor. Kaptan Emir'den inanılmaz bir müdahale. Gerçekten çok sağlam duruyor orta sahada. Şimdi sağ kanada ama Yiğit izin vermedi. Bir kontra atak. 3'ü 3, 4'ü 3 yakalamış olabiliriz. Eren. Alex tekrar Eren. Orta sahaya baktı. Orta sahada Deniz var. Güzel bir pas atmaya çalıştı ama. Rakip oyuncular aldı ve ilk yarının artık son saniyeleri. Hakem ilk yarıyı sanıyorum bu düdükle bitirecek derken oynatıyor. Bir son pozisyonu oynatıyor hakem. Royce. Furkan. İzin vermiyor Furkan. Ve Furkan ilk yarının bitmesi için topu taca vurdu. Gayet mantıklı. Çünkü orada yapılacak bir hata golü sonuçlanabilir. Takımımız ilk yarıda 2-0 önde. Şöyle bir bakalım. Rakibimizin sadece bir şutu var. %58 toplu oynama oranımız var. Toplu oynamada %58'e 42 öndeyiz. Ve 2 şuta 5 şutla cevap vermişiz. Şu anda baktığımız kadarıyla Alex 8.7, Ömer Yücel 8.9 da şu anda en iyi oyuncularımız olarak gözüküyor. Bir gol, bir asist. Şu an asistlere bakıyorsunuz. İki asisti var. Bir Eren, bir Alex olmak üzere. İki tane asisti var. Ve ikinci yarı başlamak üzere. Ve ikinci yarıda yeniden beraberiz. Alex uzun oynadı Emir'e. Emir'den Oğuz Yücel. Oğuzhan Yücel. Uzun bir top ama orada kaleci top aldı. Bir faul veriyor hakem. Aynı zamanda faul atışı da kazandı Fransız temsilcisi. Alex, Enis harika pas. Eren ceza sahasında. Eren müthiş bir hareket ama izin vermediler. Bir anda yine gol şansını bulduk ama izin vermediler. Emir orta sahada Enis'e. Enis'ten harika bir pas. Yiğit pasını aktardı. Fransız temsilcisinin defans oyuncuları aslında ilk yarıda ve şu anki dakikaya kadar iki gol atmamış olmamıza rağmen daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyorlar. İyi karşılık veriyorlar ataklarımıza. Batuhan uzun bir top Enis. Eren hatalı bir pas. Maestro orta sahada rakip takımdan da şu an dikkat çeken oyuncu Maestro. Genelde o isim üzerinden oyunu kurmaya çalışıyorlar. Oğuz mükemmel yükseldi. Bir ikinci top. Oğuz hata hiç yapmıyor. Riske girmiyor. Topu direkt uzaklaştırdı. Şimdi Deniz Demet'ten mükemmel bir pas. İki oyuncumuz birden koşuyor ama Alex aldı. Alex'ten Ömer'e. Ömer ceza sahası içerisinde. Ömer bir arka direkt düşündü. Yine müdahalesi var defansın. Şu anda bir arka direk organizasyonu gözüküyor. Evet. Paslaşarak kullanılan Eren, Enis arka direğe doğru bir pas. Karambolde Botan orada aslında iyi çıktı. Uzun boylu bir oyuncu ama topa vuramadı. Uzaklaştırılan bir top var. Yeniden Fenerbahçe'mizin hatanı izleyeceğiz. Eren Ançer, Yiğit. Şöyle bir arkadaşlarım dağına baktı. Eren, Enis. Güzel paslaşmalar. Alex, Eren 3 oldu. Harika bir gol attı takımımız. Gerçekten ileride çok yetenekli oyuncularımız var. Mükemmel bir gol atıyoruz. Tek toplar, verkaçlar. Hepsi var bu golde. 3-0 yapıyoruz. Bu golle biraz daha rahatladık. Emir şimdi. Kaptan Emir'den Eren'e uzun bir pas. Eren yakalayabilecek mi? Defans oyuncusu Rolls-Royce uzaklaştırdı. Topu taca attı. Kaptan. Şöyle bir baktı. Güzel bir pas Yiğit'e. Yiğit'ten orta sahaya Enis. Emir. Deniz. Emir. Enis. Bakar mısınız? Anlatırken bile ne kadar hoş değil mi? Tek toplar. Ömer Yücel harika bir skill. Ceza sahasında Alex müthiş geçti. Alex 4 oldu. Alex müthiş geçti, 4 oldu. Şu anda ben de ismini spikerlik yaparken, ismini anarken gerçekten duygusal anlar yaşıyorum. Alex'in atmış olduğu bu gol.
bizim için farklı bir isim. Bu sene kadromuza katıldı. Ondan da bahsedelim. Geçen sene kadromuzda yoktu. Bu sene kadromuzda, takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Santrafor bölgesinde, forvet bölgesinde bizim için bu sene emek verecek bir arkadaşımız. Maestro. Orta sahada Fransız temsilcisi pas yapmaya çalışıyor. Şimdi sol kanattan bir orta, arka direkt bomboş bu son, inanılmaz bir şut ama Onur'un müdahalesi var mı diyorum. Hakem hayır diyor. Direkt avut. Çok tehlikeli pozisyon bu arada. Ceza sahasına girmeye çalıştılar ama Oğuz gerçekten çok tecrübeli bir stoper. İzin vermedi. Enis. Güzel de bir pas attı. Yine Alex. Alex. Ömer. Alex. Enis şimdi. Topu güzel sakladı Enis. Bir boşluk arıyoruz, bulamadık. Deniz'den tekrar Enis'e. Güzel paslaşmalar. Bir gol daha gelir mi? Eren. Alex. Ömer, pardon, özür diliyorum. Ömer attı. Alex ve Ömer aynı yerdeler. Birbirine çok yakınlar. Alex attı zannettim ama Ömer vurmuş bu topa. Çok da güzel bir gol atmış. Ömer Yücel'in golü. 5-0 oldu. Dakika 71. Takımımız 5-0 önde ama hala gol istiyor. Hala da saldırıyor takımımız, görüyorsunuz. Ömer'den mükemmel müdahale. Ömer şimdi baktı orta sahaya. Ömer güzel, harika bir boşluk buldu. Kaptan Emir Şahin araya oynadı. Alex içeri girdi. Uzaklaştırılamayan top var. Eren karambol, altı oldu ama hakem orada bir offside bayrağı. Sanıyorum karambol alında Eren'in kapmış olduğu toptan sonra bir offside var. Altıncı golü kaçırdı. Batuhan'dan çok şık bir müdahale. Şimdi Eren'in önüne. Eren, Alex gidiyor. Alex'in önüne. Alex karşı karşı. İnanılmaz bir gol attı Alex. İnanılmaz bir gol attı Alex. Bu arada Alex'in gol sevincini görüyorsunuz arkadaşlar. Alex'in gol sevinci şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'mizin yıllar önce yapmış olduğu bir yengeç dansı vardı hatırlıyorsanız. Onu temsil ediyor. Bu sene Fenerbahçe'mizin gollerinde çok kez göreceksiniz bunu derken Yiğit Cihaz aslında hakem faul dedi. Bu sene Fenerbahçe'mizin maçlarında bunu çok kez göreceksiniz. Yengeç dansı Pro Kulüpteki FIFA takımımızın özel dansı. Bunda bilgisini verelim. Müthiş şuttu. Kaleci Eren Ançar. Yine mükemmel bir pas. Eren Ançar ama Alex yetişemedi bu topa. Tabii ki yoruldular. Oyuncularımız yoruldu. Kaleciden inanılmaz bir pas. Elle attı. Mükemmel bir pas var. Şimdi bakalım Batuhan orada müdahale yapabilecek mi? Royce karşısına Batuhan'ı aldı. Ceza sahası içerisinde. Bomboş pozisyon. Maestro. İnanılmaz bir hata. Çok ağır kaldı Maestro orada. Bizim için tabii ki şanslı bir an. Bu tercihini kötü kullanması bizim için çok iyi oldu. Şu anda 6-0 öndeyiz. Net bir skor var. Dakika 82. Top çeviriyor takımımız. Harika, şiir gibi oynuyorlar. Ceza sahasında kaptan oynadı. Enis, Eren atmadı. Ceza sahası içinde bir karambol var. Şimdi ona dokunabilecek miyiz? Olmadı. Dakika 84. 6-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi sol kanatta bir açık. Paslaşıyorlar ama takımımız gerçekten çok iyi pres yapıyor. Deniz uzun oynadı. Deniz'den güzel bir pas Ömer Yücel'e. Ömer Yücel'den Eren'e doğru. Eren 7. gole gidiyor. Eren karşı karşıya. Offside diyor. Çok büyük bir hata. Eren 7. gole gidiyoruz. Bütün takımımız şu anda gol için saldırıyor ama orada yine defansın müdahalesi var. Tabii ki yoruldu santrafor oyuncularımız. Çok fazla koşmaktan maç içerisinde. Pres çok fazla yapıyor. Çünkü hücumdan başlatıyor Fenerbahçe presi. O yüzden de yoruldular. Şimdi cihaz hastalığı çekilmeye çalıştılar. Orta kaptan Emir yine doğru zamanda doğru yerde. Evet, hakeme bakıyorum artık. Son saniyeler maçın bitmesi için ve 90 dakikanın son düdüğü çalıyor. Alex hat-trick yaptığı için şu anda görüyorsunuz topu almaya gitti. Ve Fransa temsilcisi PCS Esport'a karşı VPL Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı 6-0 gibi net bir skorla kazanıyoruz. Ve gruba harika bir başlangıç yapıyoruz. Daha sonraki maçlarda yeniden görüşmek üzere. Lütfen Fenerbahçe Esport kanalını takip etmeyi unutmayın.